ediyoruz. Emeklerinize sağlık diyelim. Evet, şimdi Murat Ağırel'e dönelim. Murat, bize şu Sedat Peker suikast iddiası bir anlatır mısın? Ne oldu? Ya olay aslında şöyle, Sedat Peker'in en son yapmış olduğu paylaşımlar gerçekten çok büyük ses getirdi. Ve biz gazeteciler olarak bunları, bu iddiaların ne kadarı doğru, ne kadarı iddia boyutunda araştırdık. O dönem yayınlandıktan sonra AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun ve eşi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın boşanma davasındaki vermiş olduğu dilekçelerin neticesinde ortaya çıkan gerçekleri araştırdık. Tabii ki bir şirket çıktı ortaya. Şirketin bağlantılı olduğu isimler çıktı, ihaleler çıktı ortaya ve danışmanlar girdi. Bu danışmanların iş bitirme karşılığında bir takım paralar alması iddia edildi. Tabii bunlar gerçeklere de vuku buldu. İhaleler doğru. Hatta ihalelerin içerisinde aldıkları şirket ortaklıkları ve onların altında başka paragraflar açıldı. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Ama bu paylaşımlar yapıldıktan sonra Sedat Peker bir daha paylaşım yapmadı. Bırakın paylaşımı, kendisi hakkında olan bazı paylaşımları da Twitter'da paylaşıyor. Daha çok kişinin görmesi için. Bunlar da kesildi. Tabii herkes de Sedat Peker'e bir operasyon yapıldı ya da Sedat Peker'e bir zarar verildiği konusunda denildi. Susturuldu denildi. Herkes de bu sorunun cevabını bekliyordu. Hatta komple teorileri bu dönemlerde çok çıkar ya. Sedat Peker'in bir suikaste uğradığı ya da Sedat Peker'in öldürüldüğü gibi iddialar ortaya atıldı. Bununla ilgili haber alabilmek gayesiyle biraz da Şule'nin değerli meslektaşımız Şule Aydın'ın zorlamasıyla, iteklemesiyle kaynaklarımızı aradık. Ve bunlarla birlikte de... şöyle mi dedi? Sorular sordu şöyle. Salı günü programımız vardı. Bunun karşılığını biz almalıyız. Alıntı yaptım ama biraz perde arkası demek ki. Tabii ki. Lütfen bunun karşılığını almamız gerekiyor dedi. Bravo Şule'ye de. Kesinlikle. Tabii biz de kaynakları zorlamaya başladık. Sorular sorduk. Yani neden paylaşım yapmıyor dedik. Ve neden herhangi bir yeni bilgi paylaşmıyor? Bir baskı mı var ya da bir kendisine karşı bir susturma girişimi mi var? Şunu söyledi. Şu anda bulunduğu yerdeki hükümet eğer bir daha bir beğeni ya da sosyal medyada bir paylaşım yaparsa sosyal medyaya girmesini sağlayan internet bağlantısını keseceğini söylemiş. Bunu sadece internet erişimi olarak değil, jammerlar getirerek evindeki bütün bağlantıyı keseceğini söylemiş. Çocuklarınız okula gittiği için son kez uyarıyoruz. Bir daha böyle bir şey yaptığınız anda sizin dünyayla elektronik bağınızı kapatacağız demişler. Bundan dolayı da... Bu teyit edilmiş bir bilgi. Tabii teyit edilmiş bilgi. O da avukatla işte kendi avukatlarıyla hukuki yollara başvurmuş. Tabii o da bir atıfta bulunmuş. Hatta rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözüne istinaden demokraside çareler tükenmez diye çareler aramaya başlamış. Peki size bir tehdit var mı bu son paylaşımdan sonra ya da size ulaşmak isteyen insanlar var mı diye sorduğumuzda ise ulaşmak isteyen insanlar var ama daha kötüsü bir tehdit var ve biz bunu öğrendik. Şöyle bir tehdit var, bizim hakkımıza özel davet çıkarılmış dediler. Özel davet nedir dedim. Genelde suç çeteleri, organizasyonlar, uluslararası organizasyonlar öldürülmesi, suikast yapılması istenilen kişiyi hedef gösterir, davet ederler ve bir ödül verilir. O ödül karşısında kim bu görevi yerine getirirse ödülü de alır. Peki bir meblağ belirlendi mi gibi soru sordum. 20 milyon dolar bir ödül belirlenmiş başına ve bununla ilgili de tüm dünyadaki bütün suç çeteleri bunun planını yapıyormuş şu anda. Peki bu organizasyonun başında kim var dediğimde biz biliyoruz ismini dedi. Paylaşır mısınız dediğimde ise hayır dedi. Ama bunu biliyoruz, çok yakında da bunu göreceksiniz. Kimin bu suikast timinde yer aldığını veya organizasyon yaptığını biliyor. Hem suikast timini hem de bu suikast timlerini kimin yönlendirdiğini biliyor. Türkiye'den bununla ilgili bir bağlantı var mı dedim. Hani bu kişinin Türkiye bağlantısı var mı dedim. Tabii ki var dedi. Olmaz olur mu dedi. Peki bunlarla ilgili aldığınız net bir duyum var mı dedim. Her an tetikteyiz biz dedi. Murat, bir şey soracağım. Şimdi birkaç gerçeklik var. Bir... Sedat Peker organize suç örgütü lideri olmakla itham ediliyor. Evet. Değil mi? Böyle bir suçlama var. İki, geçmişte bu iktidarla çok yakındı. Evet. Dün onun yakınlarının attığı tweetler var. Oralarda diyor ki hükümetin lehine düzenlediğimiz mitinglerde 25-30 bin kişi toplanıyor diyor, değil mi? Hükümet lehine mitingler yapıyordu. Dolayısıyla içeriden de bilen birisi. Dört, söylediklerini hükümet bugüne kadar böyle yalanlamadı iktidar, değil mi? Kimse, yok böyle bir şey yok demedi. Çünkü Sedat Peker zaman veriyor, yer veriyor, kişi veriyor, para miktarı veriyor falan. Bunlar da yalanlanmadı. Beş, herhangi bir savcı devreye girip bunları araştırmadı, değil mi? Hiçbir şey yok daha. Hiçbir şey yok. Ya şöyle düşünün. Şimdi bizler bu ülkede çok fazla olaylar yaşadık ve büyük kitlesel davalar gördük. En son 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sonrasında açılan davalar oldu. Ve bu davaların içerisinde de gelip de itirafta bulunanlar oldu. İfşada bulunanlar oldu. Ve kanunumuzda yeri olan biz onların bu yaptıkları olayların çözülmesine yönelik yaptıkları etkin pişmanlıktan istifade ettik devlet olarak. Dedik ki bu yapıda kim var, burada kimler var ve onların verdiği isimlere de hukuki yoldan gidildi. İşte baskınlar yapıldı, yargılanıyorlar, tutuklandılar ve örgüt bu şekilde çözüldü. İfşalar yapıldı. Ve bunu kim yaptı? Örgütün içerisindeki yakalananlar etkin pişmanlıktan yararlandı. Şimdi bir suç örgütü lideri, biz burada ne diyorduk? Mafya lideri. Adına ne dersek diyelim. Suç örgütü lideri diyor ki ben kendimin de içinde bulunduğu bir yapıyı ifşa ediyorum size. Bu yapının yaptığı kötülükleri, pislikleri, yolsuzlukları ben anlatıyorum. Bunun içerisinde bir kısmında ben bulundum, bir kısmında bulunmadım. Tarihi gerçeklerle somut olgular koyarak anlatıyor, belgeler koyuyor. Bir gazetecinin katledilmesi, aynı zamanda birçok toplumsal olaylarda yönlendirmelerin olduğunu gün, saat, tarih vererek anlatıyor. Şimdi buradaki yapılacak tek şey hukuk devletinde hukukun devreye girerek anlatılanların içerisindeki doğruluk payı olanlarla ilgili yargı sürecinin başlatılması değilse bunun yalan olduğunu beyan edilmesi. En yapılması gereken şey bu. Bunu gazeteciler yapıyor şu anda. Çok doğru. Buradan işte Erk Acerer olsun, Mustafa Hoş olsun çok sayıda böyle gazeteciler de bunları takip ediyorlar doğal olarak. Çünkü haber değeri taşıyor bu. Kesinlikle. Şimdi onların da böyle genel bir baktığım zaman ben takip ettiğim zaman şunu söylüyorlar. Sedat Peker seçimlere yakın bir tarihte konuşmalarımı sürdüreceğim diyordu değil mi? Evet, bu doğru. Evet. Şimdi bu seçimin de doğasını, ruhunu değiştirebilir, seçimin sonucunu da etkileyebilir. Şimdi bu gazeteciler diyorlar ki dünkü saldırı Sedat Peker'i psikolojik olarak kışkırtmak ve kışkırtıldıktan sonra da seçimden önce yapacak konuşmaları öne çektirmek için yapılmış olabilir diyorlar. Bu sana nasıl geliyor senaryo olarak? Mantıklı. Ama ben başka bir senaryo üstünde duruyorum. Ne? O da şu, Sedat Peker'in yakınında bulunan ve şu anda da onunla birlikte hareket eden, işte Sedat Peker'in deyimiyle serden geçti diyor onlara. O kişilere gözdağı vererek işte Sedat Peker'in yanında duran veyahut Sedat Peker'le hareket eden insanların başına da bu tür şeyler gelebilir mesajı verilmeye çalışıyor. Sen böyle yorumluyorsun. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü Sedat Peker'in iddia ettikleri ya da ortaya çıkardıkları son dönemde bir artık bütün gazeteciler ve bütün halk da bunu anlıyordur. Bir çember çizdi ve o çemberi daraltmaya başladı. Çünkü daha öncesinde daha çok dışarıdaki insanlardı, hükümetin dışındaki insanlardı. Şimdi AKP'nin içerisindeki bir milletvekilinden, danışmanlardan, Cumhurbaşkanı danışmanlarından bahsetti. Ve bir sonraki adımını da söyledi. AKP Samsun Milletvekili ile ilgili paylaşımlar yapacağım dedi. Yine aynı borsada yapılan manipülasyonlarla ilgili açıklamalar yapacağım dedi. Ve burada olan oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte bence benim ilk günden beri söylediğim bütün herkes bildiklerini anlattığı zaman bu ülkede çok büyük bir cerahat patlayacak. Çünkü bu 20 yıllık süreç içerisinde özellikle son 15 yılda bu ülke yolsuzluğa boğulmuştur. 3Y ile gelen insanlar artık bu ülkeyi 3Y'yi farklı yorumlayarak bu ülkeyi yolsuzluk girdabına sokmuştur. Yani Sedat Peker bunların ifşaatlarını yapabilir. Yapabilir. Daha büyük olaylar var çünkü. Bir şey daha soracağım. Dün akşam Halk TV ekranlarında Kadir Gürsel ile İsmail Saymaz'ı dinliyordum. Evet. İsmail Saymaz'la Kadir Gürsel de bu konuya değindiler. İsmail iki iddiadan bahsetti. Dedi ki iki olasılık var dedi. Bir tanesi çok acemice yapılmış bir şey dedi. Anlattı neden oldu. O video görüntülerini de koydular ekrana, Halk TV ekranlarında. Bir diğeri de profesyonelce yapılmış olabilir dedi. Sana hangisi mantıklı geliyor? Profesyonelce. Çünkü bu kişi, ben de bütün yazılanları okudum, emniyetin açıklamalarını da okudum. Düşünün ki Sedat Peker'in yakını gibi ilk önce içeriye giriyor. Yani normalde demir dubalar varmış. İndirilmiş, içeri girmiş, çay içmiş oradakilerle, sohbet etmiş. Ardından çıkıyor, o diğer kişiler kapıya çıktığındaysa bir anda vurup kaçıyor. Arabanın kiralanması, ayaklarına sıkılması, şimdi bu tür suç örgütlerinde ayaklara sıkılmanın bir anlamı var. Mesaj vermek amacıyla. Öldürmek kastı olsa. Mafyavari bir mesaj. Tabii mafyavari bir mesaj. Bu bir mesaj. Peki. Çünkü vücudun üst tarafına değil alta ateş ediyor. Ve bu kişinin, tutuklanan kişinin onlarca sabıkasının olması, bu kişi bu işi yapması için özellikle seçilmiş gibi ve bir belirlenmiş durum var gibi ben yorumladım. Bir de şöyle bir şey sordum. Yine ulaştım ben. Bu saldırıdan sonra yine ulaştım. Gerçekten alacak verecek meselesi mi bu? Emniyetin açıkladığı ki şahıs da bunu itiraf etmiş dedim. Ya kaldı ki dedi alışveriş para yok böyle bir şey de dedi. Kaldı ki maddi bir unsur var işin içerisinde. Ben bu adamla demek ki bir mesai harcamam gerekiyor. Bir para alışverişi yapmış olmam gerekiyor. Bunun dekontları vardır, banka hareketleri vardır ya da bu kişiyle HTS görüşmelerimiz vardır. Koy ortaya. Bunların hepsini koyması gerekiyor işte devletin ortaya. Yılmaz Özdil de meslek büyüğümüz de bunun altını çiziyor. Diyor ki hayat boyunca bir saldıran var, bir de saldırılan var. Birbirlerini görmemişler. Nasıl para meselesi olabilir aralarında? Bunu da sordum. Fotoğrafınız var dedim. Onu da yakını şöyle dedi. Ya Murat Bey dedi biz mitingler yapıyorduk dedi. Mitinglerde on binlerce insan geliyordu. Sedat Peker mitinge gelen herkesle, isteyen herkesle fotoğraf çektiriyordu zaten dedi. Yani sizin de vardır dedi. Siz kitap imzalamaya gittiğiniz yani zaman fotoğrafla bir şey olmaz. 100 kişi geliyor arkasında fotoğraf çektiriyor. Tabii şey arkasında ne var diyor. Bunu çözmek gerekiyor diyor. Peki dedim paylaşımlara devam edecek misiniz? Bu saldırıdan herhangi bir şekilde etkilendiniz mi? Ya da seni ifade ediyor diye sorduğumdaysa biz söz verdik. Sözümüzde duracağız. Ben o paylaşımları yapacağım ama öyle ama böyle bir şekilde yapacağım demiş peki kendisi. Böyle de devam etmiş. Murat çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür gazetecisin. Ederim. Hani biz eski tabirle acar gazeteci derler. Şimdi Halk TV'de yeni sezonda sen hangi saatlerde görüyoruz seni? Salı günleri Kayda Geçsin programında 9 ile 1 arasında Şule Aydın, Timur Soykan, İbrahim Kahveci, Seyhan Avşar ve ben müthiş halkın karşısında oluyoruz. Müthiş ekipte başarılar. Ama seni zaman zaman sabahları da burada görmek isteriz. Memnuniyetle. Olur mu? Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Bir saniyeni